Sevgili sektör mensupları, sevgili perdeciler, tarihler 7 Kasım 2019'u gösterirken biz bu yıl Royal Den'in ilk defa gerçekleştirdiği tatil etkinliğinden efendim sizlere merhaba diyoruz ve sizlere bu tatil etkinliğinden Antalya Concord Otel'den güzel kareler yansıtmaya devam ediyoruz. Efendim ne demiştik? Perdeci dostlarımızla birlikte efendim kaynaşacağız. Sizleri onlarla tanıştıracağız demiştik. Bu seferki misafirlerim Almanya'dan. Aslında beni değil tabii ki. Royal Den'in dostları, Royal Den'in misafirleri. Gardin Aktaş perdenin sahiplerinden efendim Umut Aktaş bizimle birlikte. Tenzo Home'un sahiplerinden Hızlı Peker bizimle birlikte. Efendim önce Umut Bey'e mikrofonu uzatalım, arkasından Hızlı Bey'e ve kendilerini tanımaya çalışalım izninizle. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk abla, sağ olasın. Efendim siz de hoş geldiniz. Sağ olun, siz de hoş geldiniz. Şimdi sizi hayali Almanya'ya bir götürelim. Hayali bir Almanya'ya gidelim bakalım. Evet, şimdi bakalım. Antalya'dan gitmek istemezsiniz bunu biliyorum ama. Mutlaka. Almanya'da Gardin Aktaş'ı bize anlatın. Aslında biz Gardin Aktaş'ı Ramazan ve Fadime Aktaş ile tanıdık. Onları çok sevdik. Onların Royal'de ile dostluğunu çok sevdik. Çok sıkı bir dostluğa sahipler. Şimdi siz onlar adına bir evladı olarak Fadime ve Ramazan Aktaş'ın sizi oturtturduk buraya ama siz bizi götürün. Almanya'dan haberleri verin. Gardin Aktaş'ı bize anlatın. Şimdi Gardin Aktaş 1990'da kuruldu. Evet. Yaklaşık bir 30 senelik bir mazimiz var. Maşallah. Almanya'da Gelsenkirchen kentinde şubemiz Paraken Top'tan da satışımıza devam ediyoruz. Aile şirketi, kardeşim Ömer, ben, anne baba, hanımlarımızla birlikte işimizi götürüyoruz Allah'a şükür. Şimdi çok ilginç bir Royal'de ailesiyle tanışma hikayeniz var. Evet. Komedi gibi. Evet. Ben onu o hikayeyi Orhan Bey'den de dinledim, Ramazan Bey'den de dinledim, Fadime Hanım'dan da dinledim. Çok ilginç bir hikaye. Hikayeden bilginiz varsa efendim şöyle aktarın seyircilerimize. Ya, bilgim şu kadarıyla, kendim o gün yoktum bizzat ama Orhan Bey ilk önce anneyle babayla fuarda, İstanbul fuarında evet, tanışıyorlar. Onun önceliği de tabii ki duymuş, bizi tanıyormuş kendisi. Bir çaya, bir yemeğe davet etti bizi. Öylelikle de nasıl anlatayım, üzerinde de Türk parası olarak ödeme yapamayınca babam da euro olarak. Gerisini ben anlatayım hemen. Evet. Şimdi Orhan Bey elini cebine atıyor. Tabii hesap geliyor. Elini cebine atıyor. Efendim cepten euro çıkıyor. Öbür cepte de kredi kartları var tabii ki. Ama diyor ki garson, burada kredi kartı geçmiyor. Euro'yu da bozamam. Ne yapacağız? Ramazan Bey de diyor ki hesabı ben öderim. Arkasından da şöyle bir söz kullanıyor Ramazan Bey. Kayserili değil mi? Hesabı da bize ödetti. Aynen o şekilde. Aynen şöyle. Gemerikli olmasına rağmen Kayserilik yaptı orada. Biz şöyle biliyoruz. Sivas'ın küçük bir kasabasından dünyaya açılan kapıdır Royal'de. Sizin gözünüzde nasıl tarif edersiniz Royal'deyi bize? Ya Orhan Bey, öncelikle bir başarılı bir iş adamı olarak çok tebrik ediyorum. Dediğiniz gibi küçük bir yerden gelip bu yerlere kadar çıkması gerçekten azimli bir iş yaptığı belli burada. Evet. Ve devamlı da müşterilerine tutmaya çalışan birisi. Evet. Hani başarılarını dilerim. Helal olsun. Ve Taner Deli Duman. Şimdi Taner Bey sizi aralıksız, yani düzenli bir şekilde ziyaret ediyor. Çayınız kahvenizi içmeye evet. geliyor. Taner Bey aileden biri oldu. Evinizin evet. oğlu gibi. Royal Den'in de Almanya'da temsilcisi. Konuşalım sizinle. Bu konu hakkında konuşalım. Taner Bey'den memnun musunuz efendim? Kendi yok ya, burada şimdi kulaklarımı çınlatalım. Şöyle diyeyim, adı gibi Deli Duman işte. Yani biz memnunuz kendinden. Sağ olsun, her zaman ziyaretimize gelir, çayımızı kahvemizi içer. Dostluğumuz var zaten. Evet. Telefonlaşırız. Onun ayrı yeri. Öyle diyelim. Onun da yeri ayrı bizde. Peki ürünleri size zamanında ulaştırır mı? Siparişleri güzel güzel alır mı? Üründe oldu ya, hadi defo çıktı, arkasında durur mu? Royal Day'i nasıl temsil eder Sayın Deli Duman? Ya şimdi şöyle bir şey. Haliyle aksilikler olduğu gibi de ama bunun çözüm yolunda bulmasını biliyor. Sahiplenir yani. Sahiplenir. Bunun çözüm yolunda her zaman bulurlar yani, sağ olsunlar. Hiç bizi mağdur durumda bırakmadılar. Allah razı olsunlardan. O zaman efendim şu anda Royal Day ailesi başta olmak üzere, Sayın Orhan Çağatay başta olmak üzere ve Taner Deli Duman bizi seyrediyor. Onlara buradan özel neler söylemek istersiniz? Devamlı başarılıklarını dilerim. Bol kazanç,
nasıl diyeyim artık? Yani yollar açık olsun. Yollar açık olsun. Aynen bu şekilde. Peki, çok teşekkür ediyorum. Teşekkür efendim biz hızlı Peker'e dönelim. Evet, Almanya'dan efendim hem Alman vatandaşlarına hem Türk vatandaşlarına hizmetin en güzelini vermeye çalışıyorsunuz. Ama verirken de dikkatleri bir yere çekelim değerli sektör mensupları. Royalde'nin ürünleriyle onları mest ediyor. Royalde Almanya'da marka adeta. Yanılıyor muyum? Doğru. Şimdi hani biz mağaza açmamız aslında fazla bir şey ifade etmiyor. Getirdiğimiz ürünler ve yani sunduğumuz kaliteler, sunduğumuz desenler, sunduğumuz hizmet bu bizi bir yere getiriyor. Ve bunu biz Royalde'nin sayesinde gerçekten farklı bir yere geldik. Hani Royalde de bizi bu duruma getirdi. Evet. Tabii karşılıklı bizim müşterimizin sayesinde de onlar hani bayağı bir yükseliş yaşıyor. Biz onlardan memnunuz. Sağ olsunlar yenilikler sürekli çıkartıyorlar. Geçen Kayseri'de zaten etkinlik vardı. Çok güzel ürünler getirdik. Ve şimdi de buradayız. Bakacağız. Daha inşallah görmedik yeni ürünleri. Bekliyoruz. Peki sizi de bir Almanya'ya götürelim şöyle. Tenzo Home'u tanıyalım. Bir kere Tenzo ne demek efendim? Tenzo aslında eşimin isminden gelen... Öyle bir marka diyelim. Eşimin ismi Tenzile. Yabancı eşiniz? Yok Türk. Türk tabii evet. Ki. Tenzile. Tenzile. Ismi. Tenzile. Eski bir isim. O vesileyle Tenzo diye karar verdik. Evet. Tenzo Home olarak Almanya'da hizmet veriyoruz. Evet. Peki gelelim etkinliğimize. Bu yıl Royal'de ilk defa gerçekleştiriyor ama Orhan Bey'in şöyle bir sözü var. Evet, bundan sonra her yıl olacak. Royal'de etkinlikleri, yani geleneksel Royal'de etkinlikleri adı altında bu tür etkinlikleri artık bizden göreceksiniz dedi Sayın Orhan Çağatay. Efendim nasıl, memnun musunuz? Oteli beğendiniz mi? Şöyle denizi, havuzu gezdiniz mi? Oteli biz yeni geldik. 5 yıldızlı otel Antalya'da. Konaklama otel, hani gerçekten çok güzel hizmet veriyorlar. Bugüne kadar yani otel dışında da çok güzel hizmet verdiler her zaman. Ve bugünden sonra inşallah bekliyoruz böyle. Etkinlikleri. Bizim için de iyi, onlar için de iyi olacak inşallah. O vesileyle. Şimdi efendim, yarın aşağı katta bir showroom'umuz var, açılışı olacak. Bomba gibi ürünler, ezber bozduran ürünler sizi bekliyor olacak. O ürünlere bir göz atalım izninizle, döneceğim size. Değerli sektör mensupları, evet. Daha önce de defalarca söyledim. Sivas'ın küçük bir kasabasından dünyaya açılan kapıdır Royal'de dedim. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Orhan Çağatay'ın çok ileri görüşlülüğü, sektör bilgisi, sektör birikimi ve cevvalliği demek istiyorum ben. Ataklığı, gençliği bir araya geldiği zaman efendim harikalar yaratıyor Royal'de. Zebra Store ezber bozduruyor. Klasik bildiğimiz Zebra Store'lardan değil, bunun dışında Zebra Store'lar var. Tül Dikey'ler var. Tül Dikey'i bize sevdirdi. Tül Dikey de Royal'de artık bir marka. Çiftli mekanizma, plisel cam balkon, ayrıca bayiliğini veriyor plisel cam balkonun. Dijital halıya girdi efendim bu yıl ilk defa ve diyor ki dijital halıları biz döşemelik kumaşlara da basıyoruz. Ayrıca kombinasyon şeklinde fonlukları da oluşturuyoruz diyor. Üçü bir arada. Dijital halı, dijital baskı şeklinde döşemelik kumaş ve fonluklar. Ve rustik. Bildiğimiz anlamda rustik değil. Tül dikeyleri rustiklere taşıdı Royal'de. Eskiden raylarda, kornijlerdeydi. Şimdi efendim rustiklerde. Çeşitli tabii ki renkleri de mevcut Royal'denin. Royal'de de efendim yenilik bitmiyor, tatil etkinliğiyle de taçlandırdı. Royal'de gelecek vaat ediyor diyoruz ve Hızlı Bey, şu anda Royal'de ailesi bizi seyrediyor. Neler söylemek istersiniz? Onlara öncelikle çok teşekkür ederiz. Bu etkinliği bizi davet ettiler. Biz de Almanya'dan kalktık geldik buraya onlar için. İnşallah güzel şeyler olacak, güzel modeller çıkaracaklar. Biz de güzel satış yapacağız. Onlara şimdiden teşekkür ediyorum. Evet. Yolun açık olsun Royal'de. Daha doğrusu ezber bozduran Royal'de desek daha doğru olur.